Bunu yazalım ya. Güzel şeyler geliyor. Dur güzel şeyler geliyor. Bak bak. Bunu bir de yazıp ezberlersen kim izliyor bunu ya? Baktım ki bahçede Mehtap dedikodu yapıyor. Yanında da Nur. Ona alttan destekleyin. Alttan fişnik veriyor. Bu karşısındaki kadın Nur olsa bile. Bak tamam. Aa, öyle deme. Bak bir kadınla baba diye konuşulmaz. Ağzına vururum. Vururum. Ağzına vururum. Sus bakayım. Ben konuşacağım, sen susacaksın bugün. Öyle baba baba yok. Tamam mı bebişim? Anca ona konuşursun. Tamam mı bebişim? Yok Melis, Semih'e de konuşuyor. Bak Semih'e. Kabul et. Konuşuyor tamam. Bak bebişim. Karşılık veriyor. İlk önce şunları öğreteyim sana. Bu bahç. İşte karşısındaki susuyor ya ondan dedim. Poğaça en yakın arkadaşın. Poğaça en yakın arkadaşın. Onu çok sevdiğini biliyorum. Giderken mesela ona üzüldüğünü, Nur için hiç üzülmediğini biliyorum. Ama bari üzülüyormuş gibi yap. Tamam ya. Mış gibi yap. Mış gibi. Mış mış gibi yap. Lütfen Semihciğim. Bu taktikleri ben mi öğreteceğim sana? Hep taktik öğretiyorum sana. Hep taktik öğretiyorum sana. Sonradan başına gelebilecekleri bir hesap et. Bir kafana sok. Sok sok yani. Sok. Şu kıza karşı da tabirine şey dikkat mesela, et. Mesela. Semih'e sus, taktik vereceğini sus, biraz kendine taktik versen. Mesela Semih'ciğim. Şimdi Nur senden yüzük istediği için ona yüzük aldın ya. O yüzüğün içine bir bak. Ne yazıyor, ne ediyor. Tamam mı? Bunun başına kakılıp kakılmayacağını düşün. Senin yerinde olsam giderim. Ben sana söyleyeyim. Vallahi giderim. Benim üslubum da dikkat edeceğim. Ama yani bu kadar ne rahatsız ediyor bilmiyorum. Uzattım böyleyim yani. Şey attım. Ne diyorsun baba? Ne diyorsun? Yok baba. Yok baba. Nedir derdiniz benle diye sorarım hepsine. Kahvaltıya oturun bir çay isterim. Ya bir söyleyin vallahi bir çözelim şu işi derim yani. Ben olsam yaparım yani. Hakikaten ha. Bas git oraya. Vallahi ya ne git istiyorsunuz benden? Git şuraya. Git nedir sizi olsun rahatsız eden bende? Kaldır onu. Misafir geldim de. Ama şey hastayım. Bütün sorulara da sakin cevap vererek. Evet. Daha böyle biraz böyle oval gitme, oval ol. Anladın mı oval? Ucu açık cevap ver. Sinirlenme lan abi sakin ol. Aynen ama sakin. Odunu kaldır. Bir çay iste girer girmez. Bir çay alabilir miyim? Bir çay alabilir miyim lütfen? Biraz rahatsızım. Bir beyefendi nasıl olur bir görsünler. Semih sinirlenme. Evet sakın sinirlenme hiçbir şeye. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Gitmesi iyi olmadı. Sen bir gene şunun orada yaparsa kötü olur. Abi çıldırtacaklar söyleyeyim yani. Evet yiyecekler çocuğu oradan. Ne yiyecekler? Yiyeceklenmezse hiçbir şey olmaz. Sinirlenmezse hiçbir şey olmaz. Lehine çevirebilir. Aleyhine de kullanabilir. Ne yapacak biliyor musun abi? Odunu kaldıracak. Alın size gel şey geldi. Söyle aynı. Evet. Evet. Mizah mizah. Kaldırsın onu. Ben geldim hadi konuşalım. Gülerek de cevap verecek. Ha. Yapabilir mi bilmiyorum. Yaparsa çok büyük avantaj. Ondan sonra mesela yüzüğü verdin tamam. Demek ki öf yüzük aldın işte verdik işte tak işte bilmem ne yap işte. Böyle denmez Semih'ciğim. Başına ah Nurcuğum sen istediğin için ben seni çok sevdiğim için yüzüğü aldım falan. Sevmediğini biliyorum çaktırma. Öyle şeyler falan söyle Semih'ciğim. Yani tatlım böyle şey yani. Ben sana taktik vereceğim arada. Sen burada otur poğaçanı ye. En yakın arkadaşın biliyorsun, biliyorsun. Elimde o yüzden acıdı. Üzülemedin hani, o yüzden üzülemedin çaktırma. Çaktırma tatlı. O yüzden şey yapamadım tabii. Melis, sen bunu eve götür hayatım. Hani Semih'e aşıksın ya. He aşkım. Al otursun kendini, arada sarılırsın, dertleşirsin. Ama adam konuşmuyor ne yazık. Yani cevap veren de yok karşında ama. Hani böyle böyle avut kendini. Üzülüyorum haline. Ay kız, ha bir de taktik meselesini de Semih'e verme. Biraz kendine al, taktik al, ver. Ah tatlım. Kuzum. 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 Oha. Abartma istersen. Ay muzun düştü. Abartma istersen. Ya Murat. Ne oldu? Kapılar kilitli. Kapılar kilitli mi? Tamam yeter. Geldi geldi Semih. Otur lan. Gitmemeliydim. Ne diyorlar? Severse değişir diyorlar. Tamam tamam. Ben sofraya doğru. Abi niye bu kadar kanka, üstüne geliyorsun? Bak, bak, bulaştırma bak, beyaz peynire. Ben yiyemiyorum beyaz peynire deyince. Ayıldım işte. Kişiye göre değişir. Evet. Vay Ceyda nasıl doldurmuş. Seni sevmiş fark etmezleri. Evet. Erkekler evinde bir görüntü verdiler. Aha bir baktım kızlar evinde Semih. E soluma bir baktım Semih oda da var. E iki Semih bir oda var bir oda var. Kafam gitti geldi. Şaka bir tarafa.
Yani kızların bu denli şakalar yapması hoşumuza gitmeye başladı. Artık espri, mizah yönleri de ortaya çıkmaya başladı. Bu güzel. Semih de bunlara güzel gülerek cevap verdi. Aferin böyle. Sana ne diyoruz? Mizah. Tam gaz. Gerçekten sevdiği zaman evet, değişir. Buna inanıyorum ben de gerçekten. Bu yüzden değişmesinin vakti geldi. Ne yapacak gerçekten sevdiği kız onu böyle mi çekecek? Ya gerçekten sevene kadar bunu bilmiyorsunuz ki arkadaşlar. Değişip değişmeyeceğini de bilmiyorum. Arkadaşlar biraz ya sessizlik ya alabilir miyim? Semih'le şimdi dertleşiyoruz. Hani çok net bir kesin bir şekilde diyorsun sorsana, sevmiyor. Nur hakkında neler düşünüyorsun? Nur hakkında neler düşünüyorsun Semih? Hiçbir şey baba. Baba sevmiyorum kızı. Nur. Duydunuz. Benim de başka bir düşüncem var. Bak şimdi. Değişmekten bahsediyoruz ya, bence ya olduğu gibi kabul edeceksin ya da başkasıyla devam edeceksin. Çünkü düşündüğün zaman neden biliyor musun? Mesela bir kölenin karısı mı olmak istersin, bir kralın karısı mı olmak istersin? Sevdiysem hiç fark etmez. Melis eve geç geldi bugün ve büyük bir sürprizle gelmiş. Çok zekiceydi, çok beğendim. Zaten tebrik ettim kendisini. Nur'un ve Ayça'nın duygularına tercüman oldu bence. Çok güzel, çok beğendim. Bugün Melis eve geldi. Nur'a bir şaka yaptı ama sonrasında bana da yaptı. Bir tane poğaça verdi. Poğaçanın aklına direkt Boğaç geliyor. Isırılmış bir poğaçaydı ama Boğaç bana için hiçbir zaman gelmedi. Yalnız Boğaç bu evde olsaydı belki bir adım atılabilirdi. Isırılmış poğaçayı da kabul etmiyorum çünkü Boğaç da Melis hiçbir zaman olmadı. Nur'a diyorum ki bir problemin varsa dolduruşa gelme ya. Bana söyle değil mi? Gidiyor şimdi orada Dani dolduruyor. Atıyorum Melis dolduruyor. Peki Melis'in Nur'la... Birikiyor geliyor bana patlıyor. Bu yanlış. Dani, Melis'in şey peki Nur'la neden başladı böyle bir problem ya? Dani dedi ki ona eğer dedi karşındaki insan dedi ya olduğu gibi kabul et dedi ya da değiştirmeye çalışma dedi. Aynen. O da diyor ki ona sonra ben seviyorsam her türlü kabul ederim. Her türlü kabul ediyorsan madem seviyorsun geliyor burada şunu yapma bunu yapma. Bir şey kabul etmiyor ki kardeşim Nur. Nur sürekli seni değiştirmeye çalışıyor. Ben yanlış mıyım? Doğru söylüyorsun. Nur'un bir kabullendiği bir şey var mı? Madem Nur seni çok seviyor, bak kendi söyledi şimdi. Ben sevdiğimi kabul ederim, nasıl olursa olsun kabul ederim diyor. Kabul edecekse, seveyim yeter diyorsa niye kabul etmiyor abi? Niye hala kendi istekleri doğrultusunda seni yönlendirmeye çalışıyor? Ben mi yanlış görüyorum yani? Ben de anlamadım ki abi. Şunu şöyle yapma, bunu böyle yapma, bunu bana böyle yap. Bunu böyle yapsan daha iyi olur. Bunu böyle getir, bu böyle olsun, şu şöyle olsun. Ya... Öyle bir şey yok ya. Yok yani. Ya kız bir şey söyledi. Tektaş dedi. Kıza tektaş verdin. Ha tamam biz dalga geçtik ya seninle. Ya o içimden gelerek aldım. Ha, o tamam. Ayrı bir olay tamam. Ama sen bir dediğini iki de etmiyorsun. Etmiyorum. Ben ne yapayım abi? Ağzım öyle değil mi abi? Şunu söylüyorum. Bak beni dedim dedi. Ben sevdiğimi seversen fark etmez dedi. Sen seversen kabul etmiyorsun ki. Hani seversen senin için fark etmezdi. O zaman fark etmezse seviyorsan o zaman bu adama hiçbir şey laf söyleme şey, durumu yok. Ha, laf söyleyemezsin. Evet, bir şey lafları çelişiyor abi. Laflarında evet. Çelişki var bunun. Değiştirmezsin yani. Çapraz evet. Sorguya tutsan neler çıkar değil mi? Abi çelişiyor bak ben mi bunu bir tek görüyorum abi, ya? Bir tek yani şu zaman bir tek ben mi varım burada ya? Dediği dediğini tutmuyor. Ceren kafası karışıyor abi. Abi kız ben böyle yeter ki seveyim diyor. Önemli diyor. Tamam önemli değil sen niye değiştirmeye çalışıyorsun abi ama? O zaman bu model bu. Böyle kabul edeceksin. Gelip bir şey yapmayacaksın. Melis niye takılmış vaziyette? Kendi değiştirmeye çalışmıyor. Arkadaşları yorumluyor ya. O da geliyor bana patlıyor. Seni böyle böyle yapmıyorsan sen seni bana niye böyle böyle yapıyorsun? Çok affedersin de. Yani ama burada en başından beri bir şey söylüyoruz biliyor musun? Eğer dolduruşa gelecekse karşıdaki olmasın yani. Diye bir cümlemiz var bizim. Şey çünkü yarın bir gün mesela evlendiğinizi düşün. Tabii abi ben onu da yani dışarıda da böyle abi bir şey olursa bu bir sıkıntı yaratır. Mahalle abi insanın bir kendi karakteri oluşmuş olması lazım bu yaşta. Tankut abi bu sabah Nur'la ilgili bazı şeylerden bahsetti. Yani sonuçta tecrübeli bir insan. İnsanlarla ilgili çok bilgi sahibi olan bir insan sonuçta Tankut abi. Ama söylediklerinden ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemiyorum. Nur'un ne yapmaya çalıştığını da bilemiyorum. Yalnız her olaya bu denli ağlaması, insanlara bu denli düşünmelerini de sağlayan kesinlikle Nur. Eğer içinden hissediyorsan ya biz anlamıyoruz ya da sen içten ağlamıyorsun. Ne olur, sen yeter ki sakın.